Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birazcık böyle Bremen'in sokaklarını göstermek istiyorum. Şu an merkeze doğru gidiyoruz. Biraz böyle işte çarşıyı, merkezi, burası birazcık Taksim'e benziyor. İşte Beşiktaş, İstiklal Caddesi falan. Ne oldu anneciğim? Melisa'yı arka koltuğa oturttuk. Şöyle görünüyor mu? Hey! Sen abla koltuğuna oturdun değil mi anneciğim? Evet, ben de anne koltuğuna oturdum. Baba da baba koltuğuna oturdu. Şimdi kamerayı çevireyim. Birazcık böyle dükkanları, sokakları göstereyim size. Tiyatro ve sanat. Cihangir'i falan ya. Evet Cihangir. Ben Bremen'i şeye benzettim. Böyle Taksim, Beşiktaş, akaretler. Bahariye'ye benziyor değil mi? Ne çağıracağım? Bahariye gibi. Evet evet. Bahariye gibi gerçekten. Kadıköy'e de benziyor. Doğru, Kadıköy'ün o Bahariye Caddesi'ne. İstanbul'a çok benziyor bazı yerleri. İşte şurada tramvay geliyor. Burada, aynı yoldayız. Evet, aynı yoldayız. Şey, Bahar abla mı telefon? İşte şu yolda mesela araçla tramvay aynı yerden gidiyor. Biz şuraya park edeceğiz. Şimdi sağa giriyoruz. Bugün hava güneş olduğu için epey kalabalık buraları. İyi canım. Çok uzaklaşmadan yürümek. Aynen. Olur. Bizim zaten geldiğimizden beri klasik park ettiğimiz sokak. İlk sokağa giriyorum, park yeri bulursam. Aynen öyle. Nazar değdi. Bir türlü arabayı park edemedik. Hava çok iyi, güzel ya. Kesinlikle şey yok yani. Park yeri yok. Bu arada videoyu çekerken fark ettim. Arkadan müzik çalıyordu. Telif yemem inşallah. Keşke kapatsaydım, işte aklıma da gelmedi. Yani o ilk videoları kullanamayabilirim. Bakalım, bir paralel sokağa yine girdik. Buraları gayet şey, dar. Ve yaz evler küçük. İşte her şehirde böyle, her ülkede böyle. Merkeze gittikçe evler küçülüyor. Ve sokaklar daracık. Kımıcı çıçık da bekliyoruz. Değil mi?
karşı görünen kütüphane. Çağrı üst tarafı da mı kütüphaneydi? Tabii tabii, orası kütüphane. Yan full tarafı polis binası. Hı hı. Şurada da böyle küçük bir park var. Şurada. Şimdi biz karşıya geçeceğiz. Merkez çünkü bu tarafta kaldı. Yürüyoruz şimdi. Merkez sonu var ya, onun arkası merkez işte. Evet, aynen öyle. Daha tam olarak merkeze gitme bana da nasip olmadı. Hey! Melisa! Pişt! Melisa yine kucakta. Hiç bakmadan bir de. Ben seninle asla bir daha konuşmam. Ay sen susmam. Koş! Koş koş koş. Şurada yine tarihi bir bina. Koş 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 koş. Gel anneciğim, orası şey bisiklet yolu buradan. Gel, come ya. Dururken inceleme mesajını bekleyeceğim ben. Atıyorum seni. Şimdi merkeze geldik. Burası merkezin girişi. Biraz daha ilerleyelim. Şu cadde, şu ilerleyen cadde adeta Taksim. Hadi Melisa'cığım, hadi gel. Kocaman bir kız ya bu. Çağrı'cığım tanıt buraları. Burası Bremen'in merkezi. Hadi hadi. Şurada Bremen'in gardiyanı diyorlar ona işte. Kim yani, ismi hatırlamıyorum da onun heykeli o. Şu girişteki soldaki. Burası da Donsaidi diye geçiyor. Büyük katedral bu işte. Evet, buradaki. Bu tarafı da çekeyim. Her şehirde bir tane büyük oluyor böyle. Aynen öyle. Biz işte şimdiye kadar hep buraya kadar geldik. Ama bundan sonra heykelleri de gösteririz. Şeyleri. Bir şekilde acıkıyorduk ve aynen. Yemek yiyorduk, geri dönüyorduk değil mi? Şu dükkan çok şirin. Tatlıcı değil mi? Çok şekerli yapıyorlar tatlılarını ya. Ben o yüzden yiyemiyorum açıkçası. Hı hı. Berliner falan, evet. Biz çok tatlı sevmiyoruz. Aa Çağrı, bak bak, bu hafta da kurulmuş. İlk geldiğimiz gün vardı bu. Bugün de var. Buraları da öyle. İşte zaten belli. Dondurma falan. Çikolatalı, vanilyalı. Ay canım. Su içmeye geldiler. Hadi için. Bak Melisa, gördün mü? Hey. Hadi gel. Hadi gel, içsin hayvanlar. Gel annem. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yürümek istemeyen çocuk bir anda fırladı. İşte merkezdeyiz. Melisa şu an çok yürümek istemiyor ama bu şekilde bizde babası biraz yardımcı oluyor. Şöyle kısaca göstereyim dükkanları. Ortasından yine tramvay geçiyor. Şuradan saatleri, işte nereye gittikleri yazıyor. Bildiğiniz İstanbul Taksim. Keşke oradaki taşları da bu şekilde yapsalarmış. En azından hala şu an böyle güzel dururmuş. Bisiklet şehri dediğim gibi her yerde böyle bağlı bisikletler görebilirsiniz. Çok kişi bisiklet kullanıyor bu şehirde. Hey tramvay. Cumartesi günü ve cuma günü dükkanlar açık. Pazar günü kapalı. Yani hafta içi zaten açık da. Pazar günü buralara full kapalı. Olur. Biz şimdi sonunda bu İstiklal Caddesi'ni gezmeyi başardık. Melisa'yla hatta alışveriş bile yaptık. Kendime bir tane terlik aldım. Şöyle göstereyim. Buraya tabii çok fazla bir şey getiremedim. Bir tane spor ayakkabı getirmiştim. Bir de böyle siyah bir açık ayakkabı getirmiştim. Artık yani onları giymekten gına geldi. Sonunda bir tane terlik almayı başardım kendime. Bir de gözlük aldım. Şimdi kutuda kapalı, gösteremeyeceğim. Çok güzel. Böyle hoşuma gitti yani. Bronz tonlarında. Ne oldu? Şimdi biraz da ara sokaklara gezeceğiz. Tarihi sokaklar varmış. Oraları gezeceğiz. Ne canım? Bremen'in simgelerinden bu. Bremen müzikacıları. Müzikçileri diyordum. Kapalı mı şu an dükkan? Kapalı herhalde.
Buraları tarihi sokakları değil mi? Aa evet. Burayı hatırlıyorum. Hep bu köşe başında video çekmiyor, yapmıyorlar mıydı Çağrı? Evet. Wow, çok güzelmiş. Bakayım. Bunlar Bremen'i işte anlatan figürler bir nevi. İşte biblolar, tişörtler. Fiyatlar üstüne yazıyor. 15 euro, 20 euro, 22 euro. Üstteki hediyelikçi. Evet, evet. Aynen öyle. Oyuncak fiyatlar böyle. Ne canım, bunun için mi? Müzik şuradan geliyor, ziller var. Nereden canım? En üstteki ziller mi? Hı. Ama onlar şu an hareket etmiyor ki. İçindekiler hareket ediyor ama. Şimdi bir bizdeki 7 uyuyanlara netleşsin. Şimdi bizdeki 7 uyuyanlara benzer bir figürün önüne geldik. Sieben Faulen Brunnen. Değil mi? Tembel yedi. Evet. Etrafına çekiyorum. Bu sokağa bayıldım. Buraya ben ilk kez geliyorum. Şimdi birazcık oturduk, yorulduk. Melisa çok yoruldu. Devamlı babasının kucağında yürümek istiyor. Açıkçası belimizi tutuldu, sırayla taşıyoruz. Dinlendin mi? Emin misin? Niye peki mızıklıyorsun? Kucağına. Ama biz seninle ne anlaştık Melisa? Biko'nun bu aldığım gözlükte bu. Bu arada şu. Yuvarlak bir gözlük istiyordum ne zamandır. Ha, o yüzden bunu çok severek aldım. Yakışmış mı bu gözlük bana? Şöyle birazcık etrafı da göstereyim. Gidelim mi artık? O da Arsenal'da. Anneciğim kucağımızı ama artık almak istemiyoruz. Belimiz, boynumuz tutuldu. Melisa taşımakta. Neden yürümek istemiyorsun? Hep böyle. Kucağınızı alın, kucağınızı alın. Yani bunu çözmemiz lazım. Çağrı'ya dedim ki, ya dedim bisiklet ayarlayalım, arkasına bir tane koltuk. Yoksa kesinlikle şu skuturu da bindi ama yarısında binmek istemedi. Bilmiyorum. Nasıl mızık, nasıl mızık? Allah aşkına tipe bak. Neyse, araba bu arada çok yakında. Şöyle göstereyim bu arada. Okay. Bu şu döndürüyorum. Anneciğim. Yandık. Ve son olarak biz bugün bir pizzacıya geldik. Nehir kenarında bir pizzacı, şöyle göstermeye çalışacağım. Görünüyor mu? Şöyle etrafta biraz böyle döneyim. Güzel bir bahçesi var, yeşillik. Teşekkür ederim anneciğim. İnsanlar bahçede oturup yemek yiyor ama rezervasyon alıyorlarmış. O yüzden bizim bunu bilmediğimiz için içeride oturduk. İç kısmı da şurada. İtalyan pizzacısıymış, çok meşhurmuş. Yedik. Hatta Melisa öyle bir an önce yerim, bir an önce dışarı çıkalım diye bizi biraz sıkıştırdı. Çünkü burada bir kum havuzu var çocuklar için. Arkada da şey var, böyle kaydırak falan. Melisa şu an bununla oynama peşinde.
Bugünlük benden bu kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bildiğim kadarıyla, Çağrı'dan öğrendiğim kadarıyla, gezdiğim kadarıyla size Bremen'i biraz biraz tanıtmak istedim. Sokaklarını, caddelerini göstermek istedim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hadi Meyse, göster kendini. Evet. Şuraya basıp çıkıyoruz diyor. Evet, elbisesi var ya. Kay bakalım. 3, 2, 1. Şimdi birazcık orada oynayıp direkt kayıyor. Allah'ım yattı.